Abi sence bir erken seçim ihtiyacımız var mıdır diye soruyoruz. Bence var. Şöyle ki var. Ülkenin içerisinde bir takım problemler var. Yani yasama, yürütme, yargı, idari eklerin tamamı felç olmuş durumda. Türkiye'nin konumunda şu anda dolar, euro dediğimiz kur var. Ve sıkıntı şurada aslında dolar yükselmiyor. Bizim alım gücümüz, bizim takatsizliğimiz ortaya çıkıyor. Niye diyeceksiniz? Örneğin Hans 2002 yılında 50 euroluk benzin alıyordu. 33 litre yapıyordu. Hasan da 2002 yılında 50 liralık benzin alıyordu. 19 litre yapıyordu. Şimdi Hans yine 50 euroluk benzin alıyor. Ancak 32 litre 1 litre zararı var. Ama Hasan 2002 yılında 19 litre alıyordu. Şu anda sadece 5 litre alıyor. Alım gücü bu. Size bir örnek daha vereyim. O da şöyle. Devlet memuru olan bir mühendisimiz 6 bin lira para alıyor. Geçenlerde Nike markası bir ayakkabı çıkardı. Basketbol ayakkabısı. Michael Jordan and Mokka. Yani kahverengi Michael Jordan. Bu ayakkabının fiyatı 6 bin lira. Eğer benim mühendisim bunu alacak olsa inan o aç kalacak. Peki aynı konumda olan Amerika'da bir mühendis 5500 dolar alıyor. Bu kardeşim 2018 model Range Rover'ı 2500 dolara alıyor. 2000 dolar da 3000 dolar da artıyor. Denge ekonomi herhalde bu olsa gerek. Daralma gücümüz buradan ortaya çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. NASA'nın nüfusu 8000. Ne yapıyor adamlar? Gezegen keşfediyor. Niye? Ya olur ya, dünya çekilmez hale gelirse vatandaşımızı sığdıracak yer bulalım diyorlar. Peki Diyanet'in bak nüfusu kaç? 275 bin. Ne yapıyor bunlar kardeşim? Sadece bize şükretmeyi öğretiyorlar. Zenginlerin düzeni bozulmasın diye. Düşünün, bir Hindistan ve Japonya'yı düşünün. 2,5 milyar insan yaşıyor burada. 150 tane tanrıları var ve 800 tane kavim bir arada yaşıyor. 800 tane kavim. Ne kavga var, ne gürültü var, gül gibi geçiyorlar. Peki Müslüman ülkelere şöyle bakalım. Sokakları her ikisinin kanıyla kıpkırmızı. Ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Sonra her ikisi de ölenlerine şehit diyor. Yazık değil mi ya? Bu Müslüman bu hale gelir mi ya? Bakın dünyada ilk işlenen günah kibirdi. Ben onu beşi bilmem. Şuraya getireceğim konuyu. Dünyamızda bu kadar berbat durumlar varken ne zaman kurtulacak, ne zaman düzelecek derseniz, Afrikalı anne, oğlum o tabağındaki yemek bitecek demediği sürece bu düzen değişmeyecek, böyle gidecek. Bir de Atatürk konusuna girmek istiyorum. Müsaade ederseniz. İki Ayaş. Hep bunu gündeme getirdiler. İki Ayaş. Dikkatinizi çekerim. Ne yaptı İki Ayaş? İsmet İnönü dediğiniz adam Stalin'i, Roosevelt'i elinde parmağında dolandırmış adam. Ya seni bir ilkokul mezunu imam kandırdı be birader. Şimdi konu konuyu açacak, söylemek zorundayım. Ayaş'a sen 1919'da Samsun'a çık, bir kadeh at. Olmuyor. Bir kadeh daha at Erzurum Kongresi. Olmuyor. Bir kadeh daha at Sivas Kongresi. Olmuyor. Anapartalar, Gelibolu, Çanakkale, Dumlupınar, bunların hepsini o kafayla yapıyor. Sarhoş kafayla kurduğu bir ülkeyi sen ayırken yönetemiyorsun ya. Yazık değil mi sana? Bir de şunu söylemek istiyorum. Günahların en büyüğünü işliyorlar. Niye biliyor musunuz? Ayasofya'nın minberine çıkıp Atatürk'e hakaret ediyorlar. Ne yaptı bu adam ya? Çocukluğu dışında bütün ömrünü cephede geçiren bir adam ya. Rus küfreder anlarım. Rum küfreder anlarım. İngiliz küfreder anlarım. Ama bu bizim kırmızı çizgimiz ya. Bir ecdat, bir bozkurt, bir ata ya. İnsan ecdadına küfür ettirir mi ya? Bunu maalesef yaptılar benim ülkemde. Ama bu ülke gerçekten buna layık diye. Yazıklar olsun diyorum ve Türk milleti adına bunları da kınıyorum. Bir başka konuya gireceğim. Z kuşağına bir iki kelimem var benim ya. Şimdi bazılarını tenzih ederim ama erkekler tuvaletine seni seviyorum Sibel diye yazan bir karakter, Sibel'in erkekler tuvaletine girmeyeceğini algılamıyorsa bu ülkede olup biten algılayabilir mi? Ya lütfen günde 3 sayfa kitap okuyun. Ayda 3 tane kitap eder ya. Atatürk'ü bizim kaynaklarımızdan dinlemeyin. Açın Google'u, İngilizceyi de biliyorsunuz iyi kötü. Bakın Alman ne yazmış, bakın Amerikalı ne yazmış, bakın bilmem İngiliz ne yazmış. Bir de Atatürk'ü ondan öğrenin ya. Girme cevap hakkını sonra kullanırsın istersen, olmaz mı? Pandemi bize şunu gösterdi biliyor musunuz? Bu dünyada papazın da, rahibin de, hahamın da, imamın da hiçbir işe yaramadığını gösterdi. Hepsini toplasanız Ayşe hemşireye kadar bu ülkeyi faydalara hükmün ederim. Berbatlık diz boyuyken hala Leyla Lomtürk'le söylemek doğru mu ya? Ben doğruluğu böyle bulmuyorum. Vahdettin'in kaçışından sonra bu ülkede ne yapıldıysa devrimcinin kanı var, devrimcinin payı var. Kimse bunu göz ardı edemez. Mümkün değil. İsviçreli bilim adamları iktidara oy verip de muhalefetten hesap soran canlı türünü arıyorlar.
O da bizim ülkemizde mevcut. Çok garip. Ya arkadaş, verdiğin parti belli. Aldığı oy oranı belli. Tenkit edilmesi gereken biri varsa o da o. Sen niye onu etmiyorsun da avazın geldiği kadar bizim üstümüze geliyorsun ya? Biz hep şunu büyüklerimiz öğretiyor bize herhalde. Bu ülke niye Norveç olamıyor demiyoruz da Allah'a çok şükür Somali'den daha iyiyiz. Bu bir kıyaslama ya. Bu ülkenin hakkı, adaleti bu mu? Kardeşim ben onun beşi bilmem. Bizde inanç var mı? Doğru mu? Var. Ben şu konuda mütabıkım. Fakirlik bizde kader değil. Kesinlikle kader değil. İnanmıyorum buna. Bizim yakamız, boynumuzdaki ip ceberut sistemin elinde. Bu ceberut sistem ne yapıyor biliyor musun? Musluğu kendine döndürmüş. Bize bir akıyor, ona 2500 akıyor. Böyle böyle bizi fakirleştiriyorlar. Ama insanız. Yaşamaya değer bazı duygularımız olması lazım. Ben hayatımda hiç bu kadar küçüldüğümüzü zannetmiyorum. Kimler geldi, kimler geçti? Din elden gidiyor, fetvasıyla bir sürü şeyler söylüyorlar. Ya kardeşim, peygamberler gitti, din elden gitti mi? Halifeler gitti, din elden gitti mi? Evliyalar, enbiyalar gitti ya, din elden gitti mi? Gitmedi. Atatürk gitti ya. Kimliklerimize dini İslam'dır ibaresini yazan bu adam gitti, din elden gitti mi? Ama şimdi korkuları din elden gidiyor. Yalan, istismar budur, bunun altından beslenmedir. Ve besleniyorlar da. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Erken seçim soruyoruz. Sizce bir erken seçim ihtiyacımız var mıdır? Yok, zannetmiyorum kız. Zannetmiyorsunuz. Halinizden memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz yani? Şimdi ne diyeyim, nereden başlayayım bilmiyorum ama yaşım 65'e giriyorum yılbaşı itibariyle. Kendimi bildim bileli o Demirel'in, Ecevit'in zamanından beri hep fakirlikten, zamlardan şikayet etmişlerdir bu halk. Ama baktığın zaman millette bir gelişme var, zenginleşme var. Geriye gitme yok. Hani kendimi bildim bileli hep bu zamlardan şikayet olmuştur. Ama buna rağmen millette zenginleşme vardı. Köylü ekmiyor, biçmiyor, tarlada çalışmıyor, kahvede kumar oynuyorlar. Ondan sonra da her şeyi devletten bekliyorlar. Biz çalışalım da ortaya biz bir şeyler koyalım diyen yok hanım kızım. Düşüncem bu. Yok. Yok mu? Yok. Geçinebiliyor musunuz peki siz? Her erken seçim olduğunda 10 yıl geriye gideriz ülke. Ha bir daha geldiğinde göndersinler beğenmiyorlarsa. Olay bu. Ama niye her seferinde kazanıyor? Niye kazanıyor abi? Nasıl? Ya Recep Tayyip Erdoğan. Onu şimdi eleştirirsem terörist ilan edileceğim. Eleştirmeye gerek yok. Mükemmel. Abi öyle eleş... diyelim tutuklanmayalım. Ya başka teşekkür şey. Ederim abi. Sağ olun. Kim eleştirirse terörist ilan ediyor adam. Süleyman Demirel'e vaktinde küfrettiler. Tutuklandı küfreden kişi. Demirel dedi ki niye tutukladınız? Size küfretti dediler. O da dedi ki demek ki bir hatam var benim. Hemen serbest bırakın. Ama şimdiki hükümeti eleştirdiği zaman terörist ilan ediliyorsun. Küfür bile etmediğimiz zaman. Demiyorum. Ya her zaman zaten. Daha da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Adliye Sarayı'nın dışında mahkeme kurdu bu adam. Ama şimdi ne yaptı? CHP'yi suçluyor. PKK'yla beraber diye. Daha da serbest bıraktın hepsini. Değil mi? Daha da mahkeme kurdu. Daha bir şey demiyorum. Bu arada geçmiş olsun. Gerçekten Hasan abiye üzüldüm. Heh, buyur şimdi, abi. Bir daha sen aslında ben partici değilim. Heh. Ben parti de tutmuyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben dediğim tek şey şu. Allah verirse eyvallah yer içerim. Vermezse de yapacak bir şey yok. Ben şimdi AKP'yi veyahut da MHP'yi veyahut da farklı partiler niye bu dağa? Yani karalama kampanyası gibi konuştuğu gibi niye öyle bir şeyler yapayım ki? Bana ne faydası var? Bana faydası var mı? Yok. Yani bunları... Geçer misin abi şöyle? Ben bir geç. Felek koymuyor. Ya şimdi ben şunu söylüyorum, ben partici değilim, ben karalama kampanyası da yapmıyorum. Yok Tayyip böyle yapmış, Kılıçdaroğlu böyle yapmış, MHP'nin lideri böyle yapmış. Bunlar benim işim değil, kim ne yaparsa yapsın, kim ne yaparsa yapsın. Ben yok bazıları çıkıyor, yok telefonunu çıkar ya, telefonu çıkardım. Yani biri gelmiş burada diyor ki yok. Sene 70'lerde tüp kuyruğundaydık, yok bilmem ne kuyruğundaydık. Tamam sen onu konuşuyorsan ben de şunu konuşurum. Peygamberlik döneminde insan hayat vardı değil mi? Yaşıyordu. Orada ne tüp vardı, ne ocak vardı, ne battaniye vardı, hiçbir şey yoktu. Bundan niye konuşmuyorsunuz? Ben bunlara girmek istemiyorum o yüzden. Adam gelmiş, yok 70'lerde 60'lara biz sigortayı bulamıyorduk, şunu bulamıyorduk. Bulamıyor olabilirsin, o beni ilgilendirmiyor. Benim bildiğim tek bir şey var kardeşim. Ben kimseye burada karalama kampanyasına da girmiyorum, çekiştirmiyorum da. AKP'si de ilgilendirmiyor, MHP'si de ilgilendirmiyor. Benim dediğim tek şey şu, Allah verirse eyvallah, Allah da vermezse yapacak bir şey yok. Ben partici değilim, anlatabildim mi? Ben hiç kimseyi çekiştirmiyorum, kimse hakkında da konuşmuyorum. Bu benim sınırlarımın dışına çıkıyor. Nacizane,
Ben onları konuşsam ne olacak? Bu ülkede yıllarca propaganda yapıldı. Yıllarca bu ülkede kavgalar çıktı, yürüyüşler yapıldı, insanlar öldü, ne değişti? 43 yaşındayım. 40 yıldır bu ülkede hepsi oldu. Ne değişti? Aa, bu kadar insan yürüyüş yaptı, bu kadar insan öldü. Ya bakın, böyle böyle mi oldu dediler? Veyahut da madalya mı taktılar? Hiçbir şey olmadı. Sen ne konuşursan konuş bu mikrofonların başında. Yıllarca konuş, hiçbir şey değişmeyecek. Bunu yapan da insanlar, çeken de insanlar. Ben partici değilim kardeşim. Oy da vermiyorum, oy da kullanmıyorum. Hiçbirini atmıyorum. Ben oyumu atmışım. Ben Allah'ı seçtim. Benim oyum bu. Anlatabildim mi abla? Başkası da beni ilgilendirmiyor. Tutmak istediğin arkadaşlar varsa tutabilirsin. Teşekkür ederim abi, çok sağ olun.